edebilirler. Yani yüksek radyasyona eğer koruma kalkanınız yoksa ve çok yoğun bir şekilde muhatapsanız çocuklar için mesela çok daha tehlikeli. Çünkü çocukken vücutları bu anlamda çok yeteri kadar savunması yok. Bir yandan beyinleri bundan çok olumsuz etkiliyorlar. Yani çocuklar mutasyona uğruyorlar bugünden. Çünkü sürekli kollarında dijital saat, ellerinde notebook, iPad'ler, iPadler cep telefonları sürekli evet. evde de böyle, evden çıkıyor iş yerinde, Hı. oynarken ya da kafeye gidiyor her tarafta sürekli radyasyon alıyorlar ve bir koruma bariyerleri yok. İşte Hı. burada koruma evet. Buna atıf olsun diye yönetmenim getirdi. Koruma... Şimdi 5G testleri Türkiye, İstanbul'da yapılan yerlerle alakalı izin süreleri uzatıldı. Evet. Bununla alakalı bir araştırma yaptığımızda gördük ki bu yerlerde 5G deneme izinleri yani nedir bu? 25 ila 99 GHz arasında bak, testler yapılıyor. Bakın çok açık bir şey söylüyorum. Bu yayınlandı. Hürriyet gazetesinde de haber çıktı. Hı -hı. Biz söyleyince belki yani e, merkezin kendi e, grubu içerisinde de çıkan bir e, haber bu. %20 ölüm Hı -hı. yani Covid ölümü dedikleri ölüm. Sepsis ölümü. Evet yönetmenim bu bakar şimdi Bu sepsis, sepsis. Sa sadece e, bir detay. Hı hı. Yoksa aref mesela kanserde patlamaya yol açıyor. Radyo frekansı dün de vardı. Yani. Ama bakın. Yükseldi mi frekans mı? Kısa, kısa e, e, mikro dalgaya geçiyorsunuz. Hı hı. E, yani o uzun dalgalar insanı o kadar mutlaka etkisi var hı hı. ama bu, bu kadar etkili değil hem şiddetini artırdık. Yani eski radyo istasyonlarının sayısına da baksanız ne yapsanız. Yani size daha önce de örnek vermiştim. Şu cep telefonunun sar değeri var. Hmm. Bu sar değerini iki 2 saat kullanırsanız bir cep telefonunu bunun yaydığı elektromanyetik dalganın insan sağlığına zarar vermeyeceğini söylüyor. Hmm. Ama bakın bu sistem kötü kullanıma açıldığı zaman ya da siz kendiniz belli programlarla bunu yükseltebiliyorsunuz. Hı hı. Fakat siz bu telefonu tek başına kullanmıyorsunuz. Sizin de telefonunuz var. İki katına çıktı. Hem siz etkileniyorsunuz hem ben etkileniyorum. Burada arkadaşlarımızın hepsinin cep telefonu var. Dolayısıyla biz en az 10 kat 20 kat Wi-Fi'ye bakın bakalım kaç tane dalga çekiyorsunuz. Hı hı. Evinizde bir sürü özellikle akıllı sistemler son derece yüksek elektromanyetik dalgalar yayıyorlar. Daha, daha da yüksek sistemlere yani 5G'ye geçtik 6G çalışmaları yapılıyor şimdi. Dolayısıyla insanlar çok yüksek elektromanyetik dalgalara maruz kalıyorlar. Bunları tolere edecekleri tedbirlerin hiçbirini de yerine getirmiyorlar. Yani bunları nasıl e, yerine getirmeleri gerekirdi? Elektronik firmalarında statik elektriği üstlerinden, e, vücutlarından almak için ya da e, tuttukları makineye o statik elektro elektriği e, vermesini engellemek için özel topraklama hatları, yani yüzükler Hı. takılıyor ve o özel kumaşlar var, karbon lifleri. Orada tutuluyor elektrikler, onu bırakıyorsunuz. Steril hale getiriliyor. Yani bir elektromanyetik kirlenme var. O kirlenmeyi arıtıyorsunuz. Tekrar kullanabiliyorsunuz. Ya da kenevir. Hmm. Ya da radyasyon hemen başka bitkiler de var. Yani kaktüs türü yani, yani o bitkileri evet. e, bizim daha çok tüketmemiz, daha çok kullanmamız, daha çok ekmemiz gerekiyor. Yani keneviri ben sadece işte oksijen yayınladığı için her noktada çok değerli. Bugün için hayati değeri... Dünya çok ciddi iklimmiş, işte inekler gaz çıkartıyormuş, çevreyi kirletiyormuş. Şu anda dünyanın en büyük çevre kirliliği karbon kirliliği değil, fosil yakıt kirliliği değil, elektromanyetik kirlilik. Ve bir yandan iklim anlaşması imzalıyoruz, öbür yandan bütün gökyüzünü 70 bin Starlink projelendirildi. Alçak irtifa uydusu hı hı. ve her e, apartmanın kapısına bir 5G e, rölesi çakmak planları var. Planlara göre 150 metrede bir olması gerekiyormuş. Yani, yani işte böyle bir tehditle karşı. Elektromanyetik karşı. bir sürü e, böyle siyasi, ekonomik, e, sansasyonel tartışmaların peşinde koşarken arkada bir dünya dönüyor ve hı hı. Bu gerçekleşiyor. Uzayı işgal ettiler. Kimsenin farkında değil. Starlink tarihte ilk defa uzay işgal edildi. Ve kimsenin gıkı çıkmadı. Hmm. Bizi de kandırdılar. Size dediler uzaydan çok ucuz internet sağlayacağız. Çok hızlı erişim. Hmm. Bir de sizi de aya götüreceğiz. Yani bunun peşine takıldığı insanlar uzayın işgalini ıskaladık. Şimdi bakın, Trojanlarla ülkemiz fiilen işgal ediliyor. Ve hani biz trojanı? bu e işte bu 5G altyapısını kurduktan sonra bütün trafolarınız hmm. interconnecte sisteme bağlandı. Daha doğrusu hmm. kendi içinde bir networke de bağlı. Dünya basıtıklarında istedikleri noktayı havaya uçurabilirler. Sadece trafolar üzerinden değil. Akıllı evler de tehlikeli şu anda. Akıllı şehirler de. Bunun kontrol sistemi sizde değil. Üretilen sistem, satın aldığınız sistem, gidip tahta kaliden akıllı ev için aldığınız, parasını verip aldığınız o sistemler aslında <laughs> evinize getirip kurduğunuzda artık eviniz onların gözetimi altında. İster hastalandırabilirler sizi, isterse öldürebilirler de. Biz e, işgal ordularının tanklarla uçaklarla geleceğini Amerika'nın Yunanistan'a getirdiği şeyler İstanbul'da deprem olursa işgal edeceklerini sanıyoruz.